Herkese merhaba. Dostlar, bu videomuzda son zamanlardaki ekonomik durumun biz kuş severlere nasıl bir etkisi oldu ve bu kuş hobimiz nereye gidiyor bu ekonomik ortamda, bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Hem kendi fikirlerimi belirteceğim hem de yine kendimce bazı önerilerde bulunacağım arkadaşlar. Evet dostlar, hayatın her alanında olduğu gibi ekonomideki bu sıkıntı, her şeyin aşırı derecede zamlanması, bu yüksek enflasyon biz kuş severleri de etkiledi. Az sayıda kuşu olan arkadaşlar belki az miktar bir yemle idare edemiyorlar. Yarım kiloluk ya da bir kiloluk aldıkları bir yem. Pet shop'a bile gitmeleri gerek yok. Herhangi bir marketten aldıkları böyle 400 gramlık, 500 gramlık paketlerde olan bir yemle bile belki 2-3 ay idare ediyorlar. Onlar çok etkilenmiyor olabilir ama çok sayıda kuşu olan üreticiler, özellikle hatta böyle kilolarla, çuvallarla yem alan üreticiler bu ortamdan oldukça etkilendi. Aynı zamanda kuş ticareti yapanlar da, yani kuş al sat yapan kişiler de son zamanlarda talebin de düşmesi nedeniyle, çünkü ben bunu şuna bağlıyorum, insanlar eğer kendi karınlarını zor doyurabiliyorlarsa nerede kaldı evcil hayvanlarına bakabilsinler. Bu ortamda çok zorlandıklarını biliyorum, duyuyorum. Sosyal medyadan da takip ediyorum. Birçok üretici arkadaş tamamen kümeslerini boşalttı. Komple bütün kuşlarını satıp bu işi tamamen bırakanlar da var. Bu gayet anlaşılabilir bir durum. Çünkü çalışan kesimin büyük bir bölümü asgari ücretle çalışıyor. Her ne kadar asgari ücrete son dönemde ciddi bir zam yapılmış olsa da maalesef aynı ölçüde tüketim maddeleri de zamlandı. İşte akaryakıta gelen zamları biliyorsunuz. Ondan sonra gıda maddelerine gelen zamları, çarşı, pazar, marketler yanıyor arkadaşlar. O zam da doğal olarak eridi. Böyle bir ortamda birçok kişinin de bu hobiyi mecburen bıraktığını duyuyoruz, görüyoruz, izleyerek duyuyoruz, takip ediyoruz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim şurada yemlerim var arkadaşlar. En son aldığım fiyatları hatırladığım kadarıyla size söyleyeyim. Fiyatlar son dönemlerde 2 katına, 3 katına çıktı. Mesela şurada karışık muhabbet kuşu yemimiz var. Daha önceden bunu 5 liraya, 6 liraya bile alıyorduk. Ama şu anda bu 15 lira oldu arkadaşlar. 15 lira şu anda kilosu. En son bir 10 liralarda geziyordu rakam. Ama bu son gelen zamlardan itibaren bu da 15 lirayı buldu. Kenevir var. Kenevirin fiyatı da şu anda 40 lira civarında arkadaşlar. Bir 35 lira olduğunu hatırlıyorum. Daha sonra bir 38-39 lira oldu. Şu anda da 40-42 lira civarlarında kenevir. Bunu da hem karışık kanarya yeminin içine koyuyoruz, burada yem karışımı hazırlarken, hem de sakalara, diğer doğa kuşlarımıza veriyoruz. Bunu böyle sade olarak da. Şu arkada aspurum var. O da gerçi yem karışımları falan hazırladım. O da bitti. Aspur, yani bu sade kanarya yemi, ince yem diye de geçer kuşlar arasında. Şu işte. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu kanarya yeminin ana tohumunu oluşturan yem. Bu aspur da en son arkadaşlar 15 liradan aldım. Daha önceden bunun fiyatı da 12-13 liraydı. Şu anda bu da 15 lira olmuş durumda. Yarım kilosu. Bu aspurun yarım kilosu 15 lira. Ama kiloyla aldığınız zaman 30 lira arkadaşlar. Ben böyle kanarya yemimi diğer kuşlarıma da veriyorum, kanaryalarımdan başka. Kendim hazırlıyorum karışımını. İçindeki tohumları kendim alıyorum. Bunları tek kuşu olanlar ya da bir iki tane kuşu olanlardır, az seri ev içinde kuş besleyen arkadaşlar, bunları pet shoplardan hazır ambalajlarda ya da marketlerde bile bulunabiliyor. Oralardan böyle yarım kiloluk, 400 gramlık paketlerde de alabilirler. Onlar da hemen hemen bu dediğim fiyatlardadır. Hatta markalı ambalajlı ürünler olduğu için daha da yüksek olabilir arkadaşlar fiyatları.
Evet dostlar, fiyatlar genel olarak böyle. Ben size buradan en çok kullanılan birkaç yem türünü örnek gösterdim ama diğer tohumlarda da fiyatlar hep aynı. Bir şekilde böyle iki katına çıkan fiyatlar var. Şimdi fiyatlarımızdaki durumlar böyle. Biraz da bu videomuzun bu kısmında çözüm önerilerinden bahsedelim. Şimdi kuş hobisi olan birine ya sen hiç kuş besleme, bırak bu işi demek çok acımasızca bir şeydir arkadaşlar. Çünkü bu kuş hobisi belki besleyenlerin, bakmayanların pek de anlayamayacağı ciddi bir tutkudur. Bir gönül işidir bu. Ben mesela şahsen çocukluk yıllarından beri sürekli kuşlarla iç içeyim ve hayatımın hemen hemen her döneminde böyle kuş besledim. Şimdi böyle birine kalkıp da ya sen kuş bakma, sat git hepsini bunların. Zaten işte ekonomi de böyle oldu, işte yem fiyatları da arttı demek. O insanın neredeyse hayat damarlarından birini koparmak demektir arkadaşlar. Şimdi insanların kendine göre böyle onları hayata bağlayan, onlara yaşam enerjisi ve yaşam sevinci veren hobileri vardır. Bu başka birinde balık tutmaktır, başka birinde dağcılık yapmaktır, başka birinde bir spor yapmaktır. Bizim gibi insanlarda da işte bu kuş hobimiz, kuş sevgimiz bizi hayata bağlayan unsurlardan biri. Dolayısıyla yani böyle tutkuyla bu işe bağlı bu canlıları, bu harika yaratıkları böyle tutkuyla seven, onlara böyle tutkuyla bağlanan birine ya sen artık bırak bunu demek çok acımasızca bir tavır olur. O yüzden ben daha makul çözümler öneriyorum kendi adıma. Şöyle diyebilirim, eğer çok sayıda kuşunuz varsa, bu işi ciddi üretim anlamında yapıyorsanız belki biraz daha küçülmeye gidebilirsiniz. 40-50 takımınız varsa 10 takıma düşün, 20 takıma düşün, daha da altına düşebilirsiniz. Eğer daha küçük çapta bir hobiciyseniz 20-30 tane kuşunuz varsa onların içinden en çok sevdiğiniz ırkları seçin ya da en sevdiğiniz kuşlarınızı seçin. Onların sayısını 3'e 5'e düşürün. Yani kendi ekonomik durumunuz, imkanınız neye el veriyorsa o kadar sayıda kuşa bakın. Böylelikle ne olur? Hem onlara daha kaliteli bakabilmiş olursunuz. Yani yemini, diğer işte vitamini, şunu bunu, mamasını falan alırken, yaparken bunları bir sıkıntıya düşmemiş olursunuz. En iyisini yapabilirsiniz elinizden gelenin. Hem de çok sayıda kuşu böyle heder etmeden onlara daha sağlıklı, daha kaliteli bir seviyede bakabilmiş olursunuz. Benim makul olarak önereceğim çözüm budur arkadaşlar. Yem, ilaç, diğer kafes malzemeleri vesaire konusunda da daha uygun alternatifler bulmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi günümüzde sosyal medya da çok gelişti. İnternette de birçok alternatif var. Ve bu ürünleri pazarlayan firmalar arasında da ciddi fiyat farkları da olabiliyor zaman zaman. Böyle bütçenize daha uygun ürünler bulmaya çalışın. Hatta bulunduğunuz çevrede bile, yani hiç internete, sosyal medyaya kalmadan bulunduğunuz çevredeki pet shop arasında bile böyle fiyat farkları olabiliyor. Gezin, dolaşın ve size en çok hitap eden, bütçenize en uygun düşen ürünleri bulmaya çalışın. Bu da kuşlarınıza daha az zahmetle, yani sizi ekonomik olarak yormadan bakmanıza yardımcı olacaktır. Bir de böyle bu tür hobilere ya bu iş zengin işidir, parası olan ancak bunları yapar diye düşünen bir anlayış var. Ben buna katılmıyorum. Benim çevremde tanıdığım birçok insan var. Sadece böyle bir tane iki tane kuş olup da kendisine arkadaşlık etmesi için, kendi yalnızlığını paylaşması için baktığı böyle evcil hayvanları, kuşları olanlar var. Bir de meseleye bu açıdan bakmak lazım. O yüzden hani bu iş sadece parası olanların değil, bu canlılara gönül veren herkesin işidir arkadaşlar. Meseleye bir de bu açıdan bakalım. Ben bu videoda bu konu hakkındaki, bu son zamanlardaki ekonomik durum çerçevesinde bu hobiyle ilgili düşüncelerim nelerdir, ne tür çözüm önerileri olabilir, bunları paylaşmaya çalıştım. Umarım bu dakikaya kadar sizin de ilgiyle, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda, bu tür paylaşımlarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın ve her zaman dediğimiz gibi kuş sevgisiyle kalın.